Evet Vejdet Öz Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz diyor. Yönetim kurulunu toplamışlar ve işte hepsinden Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı çıkmış. Bir televizyon kanalında bu ifadeleri kullanıyor kendisi. Tabii şöyle çok dikkat çeken bir şey de söylüyor. Ata ittifakı artık dağılmıştır, bitmiştir bundan sonra diyor. Sinan kimi desteklemek istiyorsa desteklesin. Fakat bizim bir araya geliş pratiğimiz Muhalefeti güçlendirmekti diyor kendisi. İktidarı göndermeyi hedefliyorduk biz. İşte bu yüzden de Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz diyor ve ata İttifakı'nın da kendileri tarafından bittiğini söylüyor. Şimdi devam edelim yine onunla ilgili gelişmeler oldukça sizinle paylaşacağız. Bütün açıklamasını ekranlara getireceğiz. Dedik ki Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna giderken işte dün yurt dışında oy verme işlemi de başladı bugün ikinci gün. Ee, Tabi yurt dışı sandıklarında da yoğun ilgi bekleniyor. Yurt dışındaki seçmenlerden 892.571 28 Mayıs'taki yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için oy verdi bu kadar seçmen. Ee, yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre şu ana kadar yurt dışındaki seçmenlerden 850.032'si yurt dışı temsilciliklerinde, 42.539'u gümrük kapılarında olmak üzere toplam 892.571 oy kullanıldı. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi sandıklara uzak mesafe yol kat etmesi gereken bölgelerde de seçmenler oy kullanmak için yollara düştü. Hafta sonu olması sebebiyle sandıklara bugün de yoğun ilgi olması bekleniyor. Yüksek Seçim Kurulunca 28 Mayıs seçimi için Türkiye'nin 73 ülkedeki 151 temsilciliğinde 167 noktada sandık kuruldu. Yurtdışı temsilciliklerinde oy verme işlemi 24 Mayıs tarihine kadar sürecek. Temsilcilikler dışında oy kullanmak isteyenlerse gümrüklerde 28 Mayıs saat 17'ye kadar oy verebilecek. Dış temsilciliklerde oy verme işlemi hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 9.21 arasında. Başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 9 -21. 18 arasında yapılabilecek